Efendim? Karman beyaz değil mi? Değil mi? Evet. Onur Aydın. Şimdi Çağlayan Spor 61 numarasında ceza alanı içerisinde tehlikeli bir pozisyon. Kaleciden dönüyor. Şimdi devam etmek istiyor pozisyon. Pozisyon kaleciden dönüyor. Şimdi devam etmek istiyor pozisyon. Oğuzhan döndüremedi. Kaleci çıktı aldı. Kaleciye yapılan hareket faul. Bu dakikada 0-0 geçilen bu dakikalara kadar tehlikeli bir atak görmüş. Şimdi ön direkte Karaman uzaklaştırdı. Kaptan Mehmetcan tekrar dolduruyor içeri. Offside konumunda bayrağı kaldırıyor. Kıdemli yardımcı Yusuf bizle birlikte. Orta alan mücadelesinde geçilen şu dakikaya kadar çok etkili atak olduğunu söyleyemeyiz. Öncelikle spor severlerimize bilgi anlamında doyurulur. Yapılan hareket faul. Hamit sağ kanatta takım arkadaşlarını buluşturabilecek mi? Biraz gerisine düştü ama Ali topu aldı. Şimdi onu karşılayan önünde Tümay var. Sağ kanata pas, yapılan hareket faul. Bu ve gibi pozisyonlarda biraz daha sabredilse topu zaten oyun alanına sol tarafta derin bir top. Berke'ye gelmeden kademe uzaklaştırdı. Çağlayan Spor'da Hüseyin Çapraz 22 numarasıyla izliyoruz. Bandırmalı sporcu, Çağlayan Spor kaptanı. Onu da uyarıyor müsabakanın hakemi Hamit Aydın. Mehmetcan Karakaya. Şimdi oyun başladı. Tecrübeli isim ortada. Hüseyin Çapraz'ın baskısı kaptan. Yapılan hareket faul. Kaptanın faulü net bir faul. Bir hayli hareketli içerisi. Dönen top Hüseyin Çapraz. Yarım vole vuruşu. Direğin az farkı dışarıda. En tehlikeli söyleyebiliriz. Artı bir eksi bir şeklinde top bir o tarafta bir bu tarafta. Şimdi Karaman Spor yapılan hareket. Tatlı sert ve yerde kalan bir sporcu. Şimdi müsabaka hakemi Hamit Aydın oyunu bir kez daha durdur spor severler. Şimdi oyun bir kez daha başladı. Ömür. Fatih içeri çevirdi. Ömür ve Ali orada. Ömür yerde kaldı. Devam diyor. Orada 3 numara. Yalçın Yaş Bey ve Serdar Ozan. Orada bir uyarı var. Sporcu mu? Evet, sporcuyu kaldırdı ayağı ve orada bir sarı kart. Yardımcının uyarısıyla müsabaka içeri çevrilen top. Şimdi toplu hareketli. Hüseyin Çapraz ceza alanına girdi. Ona yakın markajda Fatih var. Hüseyin döndü, yapılan hareket faul. Arkadan yapılan hareket. Özür diliyor orada Ali. Ali. Sizlerle olacağız. Şimdi Çağlayan Spor. 4 kişilik bir baraj. Yeni Karaman cephesinde. Kaleci Emir Yılmaz hazır. Yakın direk. Güzel vuruş, harika kurtarış. Topu çalıyor orada. Ömer Ömür'den. Sol kanatta şimdi kaptan. Kaptan Kerem içeri çevirirse tehlike geçmedi. Bir kez daha yüksek orta. Güzel kontrol. Berke yerde kaldı. Devam dedi. Berke, evet, itirazından dolayı çevirirse tehlike geçmedi. Bir kez daha yüksek orta. Güzel kontrol. Berke yerde kaldı. Devam dedi. Berke, evet, itirazından dolayı sarı kart görecek şimdi. Berke, çok konuşuyorsun Berke. Demek geliyor. Hattından çıkarmak adına sol taraftan bir kez daha top uzaklaştırdı. Dönen top. Top bir o tarafta bir o tarafta. Kaptanın hatalı bir kafa vuruşu defansta kaldı. Kafa kafaya çarpışıldı. Sert bir faul. Yerde kaldı Çağlayan Spor. Tümay Fügürbüz hocamıza da giderek orada bir uyarıda bulundu müsabakanın hakemi. Sanıyorum az önceki sarı kart ve akabinde kaptanın uyarılması
yedek kulübesinde de biraz tansiyonu yükselmesine sebep oldu. Şimdi evet 2-6 numaranın çarpışı. Derin bir top. Kaptan daha önce kaleci Emirhan Kocabaş. Topla kendi ekseninde döndü Yusuf. Hatalı bir pas. Kaleci çıkayım mı çıkmayayım mı? Hücum hattında Mehmet Fatih Çubuklu topa yetişemedi. Önemli bir atak kayboluyor bu dakikada. Dakikalarımız 39 oldu. Ayaktaş. Sol kanatta Hüseyin Çapraz. İçeri kat etti. Takım arkadaşı Oğuzhan. Sağ kanatta topla buluştuğu anda Mehmet Fatih. Tehlikeli bir nokta Hüseyin Çapraz. Nasıl kaçar bu pozisyon? Hüseyin Çapraz. Çapraz'da bulundu. Çapraz topa vurdu ancak oyun alanının dışında. Direğin dibinden avuta çıkıyor. 1-0 öne geçmesi an meselesiydi Çağlayan Spor'un. Yeni Karaman Spor karşısında bir faul daha yaptı kaptan. Arda arda o noktada aynı yaşlık devam ediyor. İlk devrenin sonlarına yaklaştık. Dakikalarımız 45. Sektirilen top. Kaleci Emirhan. Yapılan bir hareket, yerde kalan bir sporcu. Hakem gördüm devam diyor. Topu kimin yerine girdiğini de olmayan sporculardan tespit edersek sizlere anons edeceğiz değerli sporseverler. Bir faul daha. Canlı yayınımızı beğenmenizi, kanallarınıza, kendi sayfalarınıza da paylaşmanızı önemsiyoruz. Sporun ve sporcunun kurumsal adresi Bursa'da Medya. Yapılan hareket faul. Net bir faul arada kalıyor. Ve sayfalarınıza da paylaşmanızı önemsiyoruz. Sporun ve sporcunun kurumsal adresi Bursa'da Medya. Yapılan hareket faul. Net bir faul arada kalıyor. Ve sarı kart şimdi Muhammed Yelbey için çıkacak. Yeni Karaman cephesinde. Atak Hüseyin Çapraz tek başına gidiyor. Hüseyin Çapraz kale karşısında, kaleci çıkıyor. Kaleci çıktı ve topu söktü aldı. Nasıl oldu bu iş? Zaman zaman sertleşiyor oyun, size de yansıdığı gibi. Ya hoca bırak oynasın ya. Nasıl? Müsabakanın hakemi. Tehlikeli bir pozisyon. Şut kaleci. Karaman Spor kaptan. Ne anlamı var? Çalıştırmayacaksan, kullanmayacaksan diye sormak geliyor içime. Geçen gün atıcılar sahasında da aynı durum vardı. Özellikle bayanlar tuvaleti. Yeni Karaman. Şut kaleci. Offside beklentisi Çağlayan Spor'da. Bu pozisyondan yararlanamadı. Korner. Şut asfalt dışarıda. Defanstan çıktı. Olurdu Erdinç Hocam demiş. Güzel bir yorum yapmış ama tabii ki bizim telefonlarımızı bilir. Spor kulüpleri aradıkları zaman gerekli hizmeti sunmaktan biz de gurur duyarız diyelim. Şu anda Yeni Karaman Spor'un Hüseyin topu aldı. Hüseyin Çapraz takım arkadaşını buluştururken hata yaptı, olmadı. Bir anda defansın hatasını. Evet, bu değişiklik gerçekleşti. İkinci yarının 23. dakikası. Sporcu var. Sağlık vardı. Şimdi ters tarafta Çağlayan Spor. Yine Hüseyin Çapraz hata başlattı. İçeri pası. Kaleci çıkmadı. Tehlikeli bir an. Geri pas sayılmaz. Çok yakın bir pozisyon. Çağlayan Spor. Endirekt servis. Şu anda Bursa Adalet'te Hürriyet sahasında sporcular için etkili zor bir sağ koşulları, hava koşulları
Aynı zamanda ıslanan sporcuların da üşüdüğünü de altını çizelim. Şimdi oyuna yeni dahil olan 20 numaralı sporcunun yaptığı hareket faul diyor müsabakanın hakemi. Aynı zamanda KC reklamlarında yazan telefonlardan canlı yayın talepleri için bizlere ulaşabilir. Reklam ve sponsorluklar için bizlere ulaşabilirsiniz. Bursa'da medya farkı ve katlarıyla canlı yayındayız. Ve yapılan hareket sarı kart çıkıyor. Bir kez daha ulaşabilirsiniz. Bursa'da medya farkı ve katlarıyla canlı yayındayız. Ve yapılan hareket sarı kart çıkıyor. Bir kez daha 8 numara kart daha var sanıyorum orada. Müsabakanın hakemi bir kez daha gidiyor. Bu sefer teknik sorumlu Serdar Ozan sarı kart gören isim oldu. Top uzaklaştırıyor. Karaman Spor 0, Çağlayan Spor 0. Devam etti. Şimdi orta alanda Hüseyin Çapraz bu defa filelerle buluşuyor mu? Yine buluşmadı. Direğin yanından az farkla dışarı çıkıyor Hüseyin Çapraz. Kurban mı kestik acaba? Küçük üçgenler yeni Karaman Spor'da. Şimdi Enhar. Hatalı pas. Bir kez daha Hüseyin Çapraz. Kaleci Emir Yılmaz. Yine Melih ve Alperen dahil oldu yeni Karaman Spor'da. Son dakikalarda. Dakikalarımız 40 olurken 41. dakikada 0-0 eşitlikle sonuçlanıyor. Bu dakikaya kadar henüz gol çıkmadı. Yapılan hareket faul, geri dönüyor müsabakanın hakemi Hamit Aydın. Sağ çaprazdan yüksek orta ceza alanına Fatih'ten Hüseyin, Hüseyin Çapraz. Hüseyin Çapraz'ın golü geliyor. Çağlayan Spor. Evet, zinciri kırıyor Hüseyin Çapraz. Son dakikaları sıkıştırılan bir sağ çaprazdan yüksek orta ceza alanına Fatih'ten Hüseyin, Hüseyin Çapraz. Hüseyin Çapraz'ın golü geliyor. Çağlayan Spor. Uzun pas. Kademede tek başına offside yok. Topla buluşuyor orada Çağlayan Spor'da 8 numara. Topu söktü aldı. Pası Hüseyin Çapraz. Bir şut. Direkten döndü. Nasıl olur bir top? Şimdi Yusuf Sezer'in bayrağı taç atışıyla Çağlayan Spor yavaş hareketlerle hazırlanma çabasında ve sarı kart yavaş hareketlerinden dolayı Efe Demir. Çağlayan Spor top uzaklaştırdı. Maç tatlı sert. Biraz daha kırılma anlarında sertleşiyor maç. Uzaktan Hüseyin. Çok uzak. Kaleciyi açık gördü.